Herkese selam arkadaşlar. Herkese selam. Hoş geldiniz. Bu benim ilk YouTube videom. Bu videoda size dizi önerisinde bulunacağım. Çok bekletmeden sizi direkt dizilere geçelim. Öncelikle 5 numarada Atypical dizisi var. Put myself out there and find someone to have sex with. She didn't say the sex part. I added that. I'm a weirdo. That's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things. Bu dizide bir Netflix dizisi. Otizmli bir çocuğun sosyalleşme ve ailesi etrafında dönen hikayeleri anlatıyor. Hatta ailesinin de hikayeleri anlatılıyor. Gayet güzel bir dizi. Fark ettim ki bu dizilerin önerilmediğini gördüm. O yüzden bu diziyi önermek istedim. Ben de çok beğendiğim ve listemde tuttuğum dizilerden birisi. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel gerçekten. Sıradaki dizim de 4 numarada Spinning Out var. Breathing. I can't imagine not doing it. And if I stopped, I'd feel like drowning. Spinning Out bir genç kızın hayat hikayesini alıyor aslında. Konusu bir buz pateni yapan bir kız. Bir sakatlık geçiriyor ve bu sakatlıktan sonra tekrar buz patenini devam edip olimpiyatlara hazırlanıyor. Bu olaylar sırasında bir de dizimizin aşk hikayesi var. Gerçekten güzel, hızlı bitirebileceğiniz bir dizi, bir sezon. Akşam tek seferde bitirebilirsiniz. Ben öyle yapmıştım, çok güzeldi. Diğer sıradaki bir dizim 3 numarada kendim tuttuğum Bodyguard dizisi var. David, I'm signing you to the Home Secretary. Very good, mom. Var, Bodyguard dizisini gerçekten tek seferde bir oturuşta izlemiştim. Çok beğenmiştim. Biraz daha aksiyonlu bir dizi. Çok hoşuma gidiyor aksiyon tarzı dizilerde. Bu da bir Netflix dizisi. Bu dizide de baş karakterimiz bir olay esnasından sonra, bir terör saldırısından sonra çok basına yansıyor kendisi ve İngiliz bir politikacıyı korumakla görevlendiriliyor. Bu korumakla görevlendirilirken bunların başından geçen olaylar anlatılıyor. Bu hikayelerden bahsediliyor. Gerçekten tek seferde izleyebileceğiniz güzel bir dizi. Çok ağır şiddetle tavsiye ediyorum. 2 numarada 11-22-63 dizisi var. "11-22-63" Kennedy'nin suikastini önlemekle çalışılan bir dizi. Bu dizide geçmişe gidilen, geçmişe açılan bir kapı var. Bu kapıdan geçildiğinde bu baş karakterimiz o yıllarda yaşamak zorunda kalıyor ve üzücü bir tarafı tekrar günümüze geldiğinde geçmiş komple siliniyor. Baş karakterimiz burada Kennedy'nin suikastini önlemeye çalışacak. Önleyebiliyor mu, önleyemiyor mu bunu izliyoruz ve o sırada orada yaşadığı dönemde başından geçen tekrar hikayelerden konu ediliyor dizide. Çok sevdiğim, çok bayıldığım dizi. Çok bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Ve diğer bir dizim de bir numarada Inside No Nine var. Inside No Nine tam olarak bir kara mizah. Bu dizide bütün bölümler birbirinden bağımsız ve olay genellikle böyle 9 numaralı yerlerde geçiyor. 9 numaralı aile, 9 numaralı apartman, 9 numaralı bir ayakkabı, işte 9 numaralı bir anahtarlık. Genelde böyle yerlerde geçen, her bölümün birbirinden farklı olduğu böyle tam bir kara mizah, evet, ama bölümleri izlerken ya acaba nasıl olacak? Nasıl öyle oluyor? Bu ne alaka falan dediğiniz bir dizi. Genellikle sonları şaşırtıyor. Ve ben buna çok bayılıyorum.
Dizimizde iki tane baş karakter var. Diğer yardımcı karakterlerin hepsi bölümlerin hepsinde farklılaşıyor. Ama dizimizde oynayan iki tane baş karakterimiz var sadece her bölümde oynayan. Ve son olarak da size bir bonus olarak Şefin Tabağı belgeselini önermek istedim. Most exciting restaurants in the world at the moment, they are hidden away. You've got to make the effort. Bu bir Netflix belgeseli. Dünyanın her tarafında bulunan aşçıların hayat hikayelerini anlatan bir dizi. Belgesel, çok özür dilerim. Biraz heyecan var. İlk video olunca insan çok şey oluyor. Bu belgeselde dünyanın evet farklı yerlerindeki aşçıları, sanatlarını, hayat hikayelerini, işte o yemekle neden bu mesleği seçtiklerine dair bir güzel bir belgesel. Bunları konu alan bir belgesel. Türkiye'de bunların arasında var. Bu beni zaten bunları falan duyduğumda daha fazla araştırmıştım. O ismi daha doğrusu söylemek de istemiyorum. İzlediğinizde siz de çok beğeneceksiniz ve belki de biraz daha bu şeylere ilginiz artacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sadece tek bir ricam var. Ben YouTube'a çok başlamak istedim ve buna başlarken de en büyük destekçim bu izleyenler olacak. YouTube'da benim bir yerlere gelebilmem için, bir başarı sağlayabilmem için bu videolara like ve abone olunması gerekiyor. Yani çok fazla araştırdım elimden gelen hani neler yapabilirim, ne kadar her videonun kalitesini yükseltebilirim, nasıl izleyicilere ulaştırabilirim diye. Sizden tek istediğim bu videolara isterseniz tabii gönlünüzden geçiyorsa like atmak. Eğer beğenmediyseniz dislike de atabilirsiniz ki böylelikle yapabildiğim şeyi anlayabileyim. Yorum da yapıp abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.